Vezir Gambit'i, Walter Tevis, İthaki Yayınları. Nabokov'un Lujin Savunması ve Zweig'ın Satrancı gibi klasiklerin arasına Vezir Gambit'i de katılıyor artık. The Financial Times. Vezir Gambit'i, feminizme, satranca, bağımlılıklara dair hem bir yetişkinliğe adım romanı, hem bir gerilim hikayesi hem de bir spor macerası. Farklı türlere dokunan ve birçok konuya dair söyleyecek sözleri olan bu roman, bilim kurguyu da suç hikayeleri kadar rahatlıkla yazabilen, çok yönlü bir akla sahip Walter Tevis'in kaleminden çıkabilirdi sadece. 8 yaşında ve hayatta yapayalnız kalmış Beth Harmon, diğerleri arasında göze batmayan sıradan bir çocuktu. Ta ki ilk gördüğü andan itibaren aklını çelen bu garip oyunla tanışana kadar. Bu 64 karelik tahta üzerinde bambaşka bir gelecekle karşılaşan Beth, adım adım her hamlesinde didinip çabalayarak kadınlara kapalı satranç camiasının zirvesini hedeflemekte. Her oyunda rakibinin yanı sıra koca bir geleneğe karşı da hamle yapıyor. Durumu tartıyor, geleceği öngörüyor, rakibinin aklını okumaya çalışıyor ve taşları yerinden oynatıyor. Satrancın siyah beyaz dünyasında zirve dahilere her zaman açık olsa da, gerçekte işler bundan biraz farklı işliyor. Walter Tevis, Vezir Gambit'i'de zeka dolu ve usta işi bir oyunu, tek bir cinsiyete sıkıştırmaya çalışanları ezip geçerken, dahi bir kadının en az yaptığı hamleler kadar girift iş dünyasını sıkı bir serüvenle anlatıyor. Beth Harmon muazzam bir karakter. Vezir Gambit ise Tevis'in yazdığı en kusursuz roman. Jonathan Ledham. Vezir Gambit'i baştan aşağı eğlenceli. Birkaç yılda bir sadece zevki ve mahareti nedeniyle tekrar okuduğum kitaplardan. Michael Ondaatje.